Bismillahirrahmanirrahim. Berat Kandili, Berat Gecesi. Öncelikle Berat Gecesi nedir? Şaban ayının 14. gününü 15. güne bağlayan geceye Berat Gecesi denilmektedir. Şaban'ın 14'ünü 15'e bağlayan gece Berat Gecesidir. Bu yazı neyi kapsamaktadır? Berat Gecesi'nin faziletine dair varit olan hadisler, işte çeşitli hadisler var. Bu hadisleri birlikte inceleyeceğiz. Bu hadislerin sahihlik derecesi nedir? Bununla ilgili çeşitli bilgiler var. Onlara da göz atacağız. İkinci olarak berat namazı diye bir şey var mıdır? Yani berat namazı bugün sitelere girsek, internet sitelerinde dolaşsak bazı sitelerde şöyle kılınır, böyle kılınır diye tarifi bile var. Ama bunlar nereye dayanıyor? Yani bunlar da sahih mi, değil mi? Çeşitli kaynaklardan bunları inceleyeceğiz. Yaklaşık bir 20 sayfalık yazı hazırladık bununla ilgili. Bu 20 sayfayı birlikte özetleyeceğiz. Ve muhtemelen videomuzun altına bu PDF'yi ekleriz. Dileyen PDF'yi indirir. Daha detaylı kelime kelime okuyarak daha bu bilgileri kalıcı hale getirebilir. Şimdi videoyla bunu bir incelemesini yapalım. Berat Kandili dedik. Gecenin faziletine dair hadisler var. Bu hadislerden bir tanesi işte ne diyor burada? İnna Allah Teala yenzili diyor. Allah Teala iner leyleten nisf diye devam eden hadiste Allah Teala rahmetiyle Şaban'ın 15. gecesi dünya semasına tecelli eder. Ve Kelp kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar. Yani burada tabii ki Kelp kabilesinin koyunlarının kıllarından yani çok fazla ki ondan daha fazla diyor. Burada bir ne diyebiliriz? Çokluktan kinaye. Buna kesretten kinaye de derler. Bir edebi sanat olduğu da düşünülebilir. Sonuçta kimse bu kabilenin koyunlarının kılların sayısını ezbere bilmiyor yani. Sayan yok, bilen hiç yok. Buradan kasıt çok fazla yani. Ama bu hadis sahih midir değil midir? Evvela bu hadisin Arapçası ve Türkçesini Tirmizi, Savm 39, İbn-i Mace'nin İkame bölümünün 191'inde bunu bulabiliriz. Sahihlik derecesine bakıyoruz. Zayıftır. Çoğunluk zayıf görmüş. Fakat İbn-i Hibban sahih demiştir bu hadis için. Bu bilgiyi İbn-i Recep'in Letaif-ül Maarif adlı kitabının 261. sayfasında bulabiliriz. Dar-ı İbni Kesir, İbni Kesir'de basılmış, yani matbaadı. 5. baskı 1999 yılında matbaadan çıkmış, Beyrut'ta basılmıştır. Beyrut, Lübnan. Zayıftır, maktu hadistir. Maktu hadis zaten zayıflık gerekçesiydi. Raviler arasında geçen Yahya ve Urve'nin birbirini görmediğine dair. Buhari, Ebu Zura, Ebu Hatim ittifak halindedir. Yahya ile Urve birbirini görmemiş. Bu ne demek? Şimdi özetledik ama biraz da açarak gidiyoruz. Çünkü bu işi bilen var, bilmeyen var. Herkesi düşünerek gitmeyi düşünüyoruz. Bu bağlamda Yahya ile Urve'nin birbirini görmemesi ne manaya geliyor? Şimdi evvela hadisin bir senedi vardır. Yani rivayet zinciri. Bir de metni vardır. Yani rivayet zinciri nedir? İşte Yahya diyor ki Urve'den duydum ki peygamber şöyle dedi. Urve de diyor ki ben de şundan duydum. O da diyor şundan duydum. Bir zincir var. Ben şundan duydum. O bundan duydu. O da diğerinden duydu. Üç kişi, beş kişi olabilir bu. Birbirlerinden duyduklarını söylüyorlar. Ve sonuncu kişi peygamberden şöyle duymuş diye anlatılır. İşte burada Yahya ile Urve birbirini görmemiş yani. Dolayısıyla birbirlerinden bir söz nakledebilmiş olmaları muhaldir yani. Mümkün değildir. Dolayısıyla yani bundan ötürü ne olur? Hadis direkt zayıflığa düşer. Maktu denilir. Buna dair işte ne dedik? Buhari, Ebu Zura, Ebu Hatim bunlar hep ittifak halindedir. Yani bu kesin bir bilgi. Bu iki ravi birbirini görmemiş. Bununla ilgili bilgiyle Bedrettin Ayni bir Buhari şarihi. Ümdetül Kari, Buhari Şerhi bu kitap. Ümdetül Kari. Cilt 11, sayfa 117, Darül Kütübün Aynıye, 1. baskı 2001, Beyrut, Lübnan'da basımlı kitapta bu yazmaktadır. Dileyen kişiler oraya bakabilir. Zaten şu an verdiğimiz bilgilerin en önemli kısmı
söylediğiniz her şeyin ispata dayalı olması. Yani kaynağı birebir vermiş olmamız. Yani internette bir ne diyelim bir yazı okuyabilirsiniz, bir hocayı dinlemiş olabilirsiniz. Şöyle diyebilir, böyle diyebilir ama tam kaynağı veriyorlar mı? Verilen kaynak incelenmiş mi? Bunlar çok önemli şeyler. Bir kitapta bilginin geçiyor olması doğru olduğu manasına gelmiyor. Yani irdelenmiş olması da gerekiyor. İşte farklı bir hadis daha. İza kânet leyletun nisfi min şaban tekûmû leyleha diye devam ediyor. Bunun da yine tercümesi burada var. Şaban'ın ortasında gece ibadet ediniz. Gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar yok mu benden af isteyen onu affedeyim. Yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim. Yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim. Yok mu şöyle yok mu böyle diye devam ediyor. İbn-i Mace de geçiyor bu hadiste. İbn-i Mace'de geçiyor olması direkt sahih olduğu manasına gelmiyor. İncelemesine bakacağız. Ancak eserlerinde bu hadislere yer veren Tirmizi ve İbn-i Mace bunların senet yönünden zayıf olduğuna işaret etmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı İslam Ansiklopedisi 5. cilt sayfa 475'te bu bilgiyi görebilirsiniz. Yani bu hadislerin zayıf olduğu Diyanet İşleri Başkanlığı'na ait İslam Ansiklopedisi'nde geçmektedir. 44 cilt olarak basılmıştı sanırsam. Şimdi bu hadisin ne diyelim senedinde yer alan yani metin ne? Şurada yeşil olarak yazdık onu. İşte metin yani peygamber şunu dedi dedikleri kısım. Bunun dışında bir de ne var? Haddesana, haddesana diye devam ediyor. İşte Hasan bin Ali Halal şundan duydu, o bundan duydu diye devam ediyor. O ravilerden birisi de İbn Ebi Sebre diye geçmiş. Şimdi bunun hakkında yani bu ravi hakkında cerh ta'dil alimleri ne söylemişler ona bakıyoruz. Ebu Ahmet el Hakim. Hakim demişti ki leyse bil kavi yani kavi Türkçe'de de kullanılır yani kavi güçlü kuvvetli manasına geliyor. İşte leyse değildir yani kuvvetli değildir. Yani pek de ne diyelim güvenilir bir ravi değildir bu metindeki şu ravi. Ebu Davud Sicistani de ne demiş? Müfti, yani müftüdür demiş. Medine ehlinin müftüsüdür demiş. Buradan ama bir farklı görüş söz konusu. Bir cehtadinci farklı diyor, diğeri farklı diyor. Bu tür şeyler olabilmektedir. Şimdi farklı rivayetler var. Dolayısıyla bu ravinin durumuna göre farklı değerlendirmeler vardır. Kimisine göre bu hadis zayıfken, kimisine göre mevzudur. Örneğin Elbani, Nasreddin Elbani diye geçer. Bu hadise silsilede ne demiştir? Senedin mevzu, düzmece yani yalan, uydurma aslı yok veya zayıf. Yani Elbani de karar verememiş. Ya uydurmadır ya da zayıftır demiş. Tahricül Elbani ala Sünneni İbn-i Mace cilt 1 sayfa 444 rakam 1388'de bu yazmakta. Ravi hakkında daha geniş bilgi isteyenler varsa bu Suri'nin Misbah-ı Züccacesine bakabilir. İşte cilt 2 sayfa 10. Leknevi'nin Asarul Merfu'a fil-Ahbar-ı Mevzu'a sayfa 81'e bakabilir. Tabakatül Kübra İbn Sa'd ilk tabakat. Diğer kitaplarda bu da devam ediyor. Buralara bakılabilir yani. Şimdi devam ediyoruz. Kim öncelikle? Tuhfetül Ehfezi Tirmizi Şerhi bu kitap. Mübarek Furi orada ne söylemiştir? Mübarek Furi Lem ecid fi samil diye devam eden yerde sahih ve merfu bir hadis Şaban ayına has bir hadis Şaban ayındaki oruçla ilgili yani bir hadis ben bulamadım ben bilmiyorum diyor Lem ecid ben bulamadım Şaban ayının ortası yani ne oluyordu şu an işlediğimiz Berat gecesi Berat kandili ile ilgili Berat gecesine has bir oruç gösteren, ona işaret eden sahih ve merfu bir hadis ben bulamadım diyor. Merfu, peygambere isnat edilen demekti. Sahih, doğru kabul edilen manasında diyebiliriz. Evet, bu bir terimdir. Terim açıklarsak iş bayağı uzayacaktır yani. Devamında şarih ne diyor? Emma hadis Ali, Hazreti Ali'nin hadisine geldiğimiz zaman, radıyallahu anh,
Mace diyor, onu şu lafız ile rivayet etmiştir. Ama da ardından ne diyor? Ennehu zayıfın, cidden gerçekten zayıf bir hadistir denilmiş burada görüldüğü üzere. Tabi bu niye buraya koyduk? İzel kâhat denetiniz. Çünkü yani şurada ne diyor? Gûmû leyleha ve sûmû. Yani esasen işlediğimiz hadis bu zaten. Leyletennis min Şaban gûmû leyleha ve sûmû. İşlediğimiz hadis bu. İşte buna görüldüğü üzere mübarek Furi de ne demiştir? Zayıfın cidden, gerçekten yani zayıftır diye ifade etmiştir. Devamında yine bir hadis daha olduğu ifade edilmiştir. Konuyla ilgili bir hadis daha var. İşte ne diyor? Siyam-ı sittine sene. Yine oruçla ilgili bir hadis var. Yine aynı şekilde mevzuatla İbn-i Cevzi'nin bunun için mevzuun, mevzu, uydurma, asılsız, düzmece bir hadis olduğunu yazılmıştır. Bakılabilir yani cilt 3 sayfa 85'te bu da belirtilmiştir. Aynı hadisi irdelemeye devam ediyoruz. Bedrettin Ayni, Ümmetül Kari adlı şerhinde bu rivayetlerde yer alan raviye dair ne demiştir? İbrahim bin Muhammed ve İbn Ebi Yahya, işte bu raviye dair cumhurun onu zayıf gördüğünü ifade etmiştir. Aynı zamanda sahih olmadığına dair İbn Cevzi İlelü'l-Mütenahiye de bakılabilir. İraki'nin Muni an Hamlil Esfar adlı kitabına da bakılabilir. Bu hadisin sahih olmadığına dair 3-5 kaynak verdik. Dolayısıyla işte Allah Teala dünya semasından tecelli eder. Yok mu af dileyen affedeyim, yok mu rızık isteyen rızık vereyim diye bu ifade edilen hadisin sahih olmadığını çeşitli kaynaklar ile ortaya koyduk. Şimdi diğer bir hadise geçiyoruz. Bu hadiste de İnnallâhe diye başlayan yine bir hadis var. Muhakkak ki Allah Azze ve Celle Şaban'ın 15. gecesinde, yani Berat gecesinde, rahmetiyle yetişip her şeyi kuşatır, bütün mahlukatına mağfiret eder. Yalnızca müşrikler ve kalpleri düşmanlık hissiyle dolu olup insanlarla zıtlaşmaktan başka bir şey yapmayanlar, yani bunlar başka, yani bunlar hariçtir. Bu da yine İbn-i Mace'de geçiyor. Esasen burada yalnızca müşrikler ve kalpleri işte düşmanlık besleyen kişiler denilse de farklı rivayetlerde sadece müşrikler ve kalpleri değil, işte ne diyor, sihirbazlar, kahinler gibi birkaç maddeyi, birkaç zümreyi de buraya katıyor. Ama hadislerin tabi yine sahihlik derecelendirilmesine bakmak gerekiyor. Elbani bu hadis için şevahidiyle beraber sahih olarak görmektedir. Yani şevahit ne demek? Az önce anlattığım gibi değişik rivayetler, farklı tarikler söz konusu, aynı manaya yakın olan. İşte bunlar hepsi birlikte topladığımızda sahih olarak görünür denilmektedir. Bu da yine Silsilet-ül-Hadis-i Sahiha cilt 3 sayfa 135'te geçmektedir. Mektebetül-Ma'arif'de basılmıştır. Bab-ı Savm Şaban diye yine bir hadisimiz var burada. Bunu da Buhari'den aldık. Ben Resulullah'ın Ramazan'dan başka bir ayın orucunu tamamladığını görmedim. Şaban ayındaki kadar da kendisinde çok oruçlu olduğu bir ay görmedim. Yani Şaban ayında Peygamberimizin oruç tutmuş olduğuna dair Buhari'de hadis vardır. Yani bu inkar edilemez. Peygamberimiz Şaban ayında oruç tutmuştur. Ama gündüzler oruçlu tutun, oruçlu geçirin, geceleri şöyle geçirin, şöyle olur, böyle olur, o rivayetlere geçtiğimizde deminden beri gördüğümüz üzere yani zayıf olarak geçmektedir. Ama Şaban ayında oruç tuttuğu Buhari'de yer almaktadır. Daha geniş bilgi için İbn Hacer'in Fethül Bari'sine bakılabilir. Cilt 5, sayfa 386'ya bakılabilir. Elinizde farklı baskısı vardır belki diyerekten 30. kitap 52. bab, yani oraya baktığınızda bu bilgiyi bulabilirsiniz. Yine Elbani Silsiletü Hadis-i Zayife'den bakıyoruz. Bu geceyle ilgili rivayet edilen, bu geceyi kapsayıcı olan bir hadis var. Hamsü Leyalin diye başlayan. La turaddu fihin. Yani 5 gece vardır ki onda yapılan dua geri çevrilmez.
Evvelu Leyleti min Recep. Yani konumuzda burası ilgili değil. Geçiyorum. Ha, şurası. Ve Leyletün nisf min Şaban. Şaban'dan diyor ortası. Yani Berat gecesi kastediliyor. Berat gecesi yapılan dua geri çevrilmez. Böyle bir hadis var. Leyletül Cuma, Cuma gecesi, Leyletül Fıtır, Leyletül Nahr diye devam ediyor. Bu hadis Elbani mevzuun, yani mevzu demiştir, uydurmadır, aslı yoktur demiştir. İbn-i Asakir Tarih-i Dımaşk adlı kitabında bunu tahric etmiş, bu hadisi işlemiştir diye de belirtilmiştir. Evet, Elbani buna mevzu dese de diğer alimler fazla bu hadise değinmemişlerdir. Yani Elbani'nin böyle diyor olması bunun kesin bir bilgi olduğunu göstermiyor. Elbani'ye göre bu hadis mevzuymuş. Bir de yine bu geceyle ilgili, yani Kur'an-ı Kerim'de ayet var mı yok mu diye sorulduğunda, Duhan suresinde Kur'an'ın mübarek bir gecede nazil olduğunu ifade edilmiştir. İslam alimlerinin çoğunluğuna göre burada işaret edilen gece Kadir gecesidir. Yani Berat Kandili geldiği zaman buraya kimi hocalar okuyacaktır işte Kur'an'da geçiyor diye. Kadir gecesi geldiği zaman da yine burayı okuyorlar işte Kadir gecesiyle ilgilidir diye. Yani hem o gece için hem bu gece için bunu kullanıyorlar. Öyle bir karışıklığa meydan veriyorlar. Çünkü diğer ayetlerde Kur'an'ın Ramazan ayında ve Kadir gecesinde indirildiği belirtilmektedir. Yani Bakara Kadir suresi burada yer almıştır. Tabi ayrıntılar burada devam ediyor. Suhfetul Ahvezi Mübarek Furi yine bu konuya değinmiştir. Yani ne diyor? Sen bil ki diyor mübarek geceden kasıt Allah-u Teala'nın şu ayetindeki mübarek geceden kasıt. İnna enzelnahu fi leyletin mübareketin. İşte buradaki leyletin mübareketinden kasıt nedir diyor. Sen bunu bil ki hiyo nedir? Leyletul Kadri, Kadir gecesidir. Bundan kasıt. Yani inna enzelnahu, inna muhakkak enzelna, biz indirdik hu o Kur'an-ı Kerim'i ne zaman indirdik? Fi leyletin mübarekete mübarek bir gecede indirdik. Böyle bir ayet var. İşte mübarek furi diyor ki ne diyor? İndel cumhur. Cumhura göre yani alimlerin çoğunluğuna göre hiye o mübarek geceden kasıt nedir? Leyletül Kadri, Kadir gecesidir. Çoğunluk, alimlerin çoğunluğu böyle diyor. Ve gıyle, gıyle denildi. Gıyle denildi yani eşittir zayıf görüş. Zayıf görüşü ifade etmek için gıyle tabiri kullanılır. Hiye o yani leyle-i mübarek, mübarek gece nedir? Leyletün nisfi min Şaban, Şaban'ın ortası yani 15. gecesi yani sürekli yani bundan kasıt Berat gecesidir de denilmiştir. Ama bu nedir? Zayıf görüşte değil çünkü denildi. Ardından gavlul cumhur huvel hak. Yani cumhurun sözü haktır, doğrudur. Doğru görüş budur diye mübarek furi de bunu ifade etmektedir. Berat gecesidir diye de görüş elbette var. Zaten değil diye geçti. Bu görüş içinde Taberi'nin Camiül Beyan'ına bakılabilir. Bu iki farklı yaklaşım, Kur'an'ın Berat gecesi levh-i mahfuzdan dünya semasına inzali, Kadir gecesinde de perderpey yani parça parça Peygamber Efendimiz'e inmeye başladığı şeklinde cem edilmiştir. Bununla ilgili bakılabilecek çeşitli kaynaklar burada verilmiştir. İşte Ali Ülkari, Mirkatun Mefatih, cilt 3, 385'e bakılabilir örneğin. Sonuç, yani fazilete dair var olan hadisler, işte şu ayette Berat gecesi mi kastedildi, Kadir gecesi mi kastedildi, Berat gecesinin bir fazileti var mı yok mu, bununla ilgili neler söyleyebiliriz? 1. Şaban'ın 15. gecesini ihya etmek. Buna dair Hanefi, Şafii ve Hanbeli mezhebinin cumhuruna göre bu geceyi ihya etmek menduttur. Cumhur biliyorsunuz alimlerin çoğunluğu demektir. Menduttur yani tavsiye edilen bir eylemdir. Sevabı vardır. Mecburi değildir. Merakül Felah işte sayfa 218. Merakül Felah Nurul İzzah'ın şerhi olmaktadır. İbn-i Abidin, orada da yine cilt 1, 460'ta yer verilmiştir. Şerhul Minhaç, oraya da bakılabilir. Bahru Raik, oraya da bakılabilir. Ulemanın cumhuru bu gece ihya için toplanmayı mekruh görür. Hanefi mezhebi de bu görüştedir. Hani
bazı hocalar diyelim televizyonda anlatıyorlar veya internet sitelerinde okuyoruz işte camide toplanmak bidattır, şudur, budur diye. Kimileri tamam bidat diyor hemen. Kimileri de yani bunlar sapıtmış, bunlar ne diyor diye düşünenler de var. Tabi bunlar önemli olan nereye dayandığımızdır yani. Nereye dayandığımız önemlidir. Öyle sandalyeye oturup arkamıza dayanarak mı konuşuyoruz, kitaplara, kaynaklara mı dayanıyoruz? Bu söylediğimiz Hanefi mezhebinin makbul bir kitabında geçiyor. Merakülfela sayfa 219'da bu geçmekte yani kaynağı var. Hanefi kaynaklı bir kitap bu. Mevahibul Celil'de de geçmektedir. Buna gerekçe olarak geceleri ihya için toplanmanın nakledilmiş olmaması yani bidat olmasıdır. Yani şöyle diyorlar, peygamber zamanında işte Kadir gecesi olsun, Berat gecesi olsun, böyle gecelerde insanlar mescide, camiye toplanıp farklı bir etkinlik yaptılar mı? Yoksa normal her zaman olduğu gibi toplanıp işte akşam namazını veya yatsıyı kılıp dağıldılar mı? Onlara bakalım diyorlar. İncelediğimizde de kaynaklarda böyle bir şey geçmemekte. Yani peygamber ve sahabe toplanmış, bu gece Berat gecesidir. Hadi bir Yasin okuyalım, bir Mevlüt okuyalım, böyle bir şey yapılmamıştır. Bunu gerekçe göstererek bidat olduğu ifade edilmiştir. İfade edilmiştir ama bu görüşü almak zorunda mıyız? Alsak bile bidat kaça ayrılır? Bidatsa bidat olması direkt haram olduğu manasına mı gelir? Bunları hep değineceğiz yani. Bidat olması ile iş bitmiyor. Bunlar sırası gelecek. Daha ayrıntılara gireceğiz. Şu an bir devam edelim. Öte yandan Lokman bin Amir ve İshak bin Rahuya, İshak bin Rahuya İmam Buhari'nin hocalarından birisidir. İşte bu alimler ihya etmek için, gece ihya için toplanmayı müstehap görmüştür. Müstehap güzel eylem manasına geliyor. Yani bu da nerede geçiyor? Ennesu'atul Fıkhiye, Kuveyt. Orada bunu görebiliyoruz. Aynı zamanda İbn Recep Letaiful Maarif adlı kitabında yine bu geçiyor. Yani demek ki o gece için yani bir gece ihya için camide, mescitte veya ev olsun fark etmez. Herhangi bir yerde toplanıp o gece ihya etmek yani ittifak ile bidattır diye bir anlayış söz konusu değildir. Bidat olduğunu söyleyen var, değildir diyen de var. Burada bidat olmadığı görüşünü de pekala savunulabilir yani. Öte yandan bidat olsa ne olur onlara da değineceğiz. Devam ediyoruz. Bunun dışında ne var? İmam Şafii bu geceye dair neler söylemiştir? Yine üstte cevabı yani cevap bulunur, cevap bulur, cevap alır. Önemli bir duaz vaktidir diye İmam Şafii başlayarak bunun içerisinde Berat gecesini de zikretmiştir. İmam Şafii'ye göre Berat gecesinde dua etmenin ayrı bir yeri vardır. Dua kabul edilir. Dörde bakıyoruz. Dörde baktığımızda kim var burada? Mübarek Furi, deminden beri geçen Tirmizi şarihi. Sen bil ki diyor, Gad varada fi fazilete leyletin nis min Şaban iddetu hadis mecmu'uha yedül enne leha asla. Yani o kadar çok hadis var ki konuyla ilgili. Zayıf da olsa fark etmez. Konuyla ilgili o kadar çok hadis var ki. Bu hadisler bu gecenin yani bunun bu gecenin faziletinin bir aslı olduğuna dair delildir. Delalet ediyor yani bu kadar hadis varsa bunun da bir aslı vardır demiştir. Fehazil ahadis mecmu'u demiş. Ya yani bu hadislerin toplamı tamamına baktığımızda bunlar nedir? Bir şeye delildir. Neye delildir? Kime karşı delildir? Bu gecenin yani Berat gecesinin hiçbir fazileti yoktur. Fazileti sabit değildir diyen kişiye karşı bu kadar hadiseyi göz önüne aldığımızda bir delildir. Bu onun aleyhine delildir ya. Bu gecenin hiçbir önemi yok diyene karşı bir delilimiz var. O delil de bu kadar fazla hadisin oluşudur. Tahfetü'l-Ahvezi'de bunu görebiliyoruz. Yine Haneşi fakihlerinden İbn-i Ceym Bahraik adlı kitapta ne demiştir? 10 tane gece vardır ki o geceleri ihya etmek menduptur. Onlardan bir tanesi de nedir? Şaban'ın 15. gecesidir. Yani nisf diyor yarısıdır. Yani Berat gecesidir. Berat gecesini ihya etmek menduplardan biridir. Menduptur yani. Bahraik, Hanefi Fakihi İbn-i Nüceyn böyle demiştir. Molla Hüsrev yine Hanefi Fakihi.
O da ne demiştir? Yine menduplardandır. Yani menduptur ne? Şaban'ın 15. gecesini, yani Berat gecesini ihya etmek menduptur diye belirtmiştir. Bunun dışında kim var? Keşmiri var. Keşmiri'ye baktığımızda o da gecenin faziletine değinmiştir. El-İkna' fi fıkhı İmam Ahmet bin Hanbel. Yani Hanbeli mezhebinin fıkhına baktığımızda orada yine Berat gecesinin faziletine değinildiğini görmekteyiz. Onun dışında Mevsuatü'l-Fıkhiye, yani günümüze daha yakın olan bir kitaba göz attığımızda Zehbe Cumhur Fukaha. Fukaha yani fakih fukaha, fakihlerin, alimlerin, fıkıh alimlerinin çoğunluğuna göre Şaban'ın 15. gecesi yani Berat gecesini ihya etmek menduptur. Bunun dışında Profesör Doktor Vehbe Zuhayli meşhurdur. Türkçe'ye de çevrilmiştir 10 cilt olarak. İslam Ansiklopedisi diye çevrilen bir kitabı da var. Günümüzün önemli fakihlerinden. O da yine Şaban'ın 15. gecesi yani Berat gecesini ihya etmenin mendup olduğunu ifade etmiştir. Bu arada az önce bir yeri yanlış okuduk. Yani Ramazan'ın son 10 gününü ihya etmek olacaktı. Şurasıydı sanırım. Evet. Ramazan'ın son 10 gününü veya gecesini diyelim. Leyal diyor. Gecesini ihya etmek menduplardan biridir yani. Direkt 10 tane gece ihya etmek değil. Ramazan'ın son 10'unu idi. En son Vehbe Zuhayli'ye değindik. 11'e baktığımızda İbn Ömer'e ait olduğu ifade edilen bir söz var. Ama her ne kadar ona ifade edilmiş olsa da meşhur yani benzer sözleri farklı yerlerde de görmekteyiz. Çünkü hadis olarak da bilinmekte, merfu hadis olarak da bilinmektedir. Yine Şaban'ın 15. gecesi yani Berat gecesinin önemine atfen bir söz var. Musannef Abdurrazzak'ta geçmektedir. 12'ye bakıyoruz. 12'ye baktığımızda İmam Nevevi El-Mecmu adlı eserinde geceye değinmiştir. Şafii demiş müstahap görmüştür. Bu gece ihya etmeyi hadisin zayıf olmasıyla birlikte yani her ne kadar zayıf olsa da buna rağmen İmam Şafii gece ihya etmenin faziletli olduğunu, müstahap olduğunu ifade etmiştir. Çünkü fazilet konusunda zayıf hadis ile amel edilecektir. Buna müsamaha edilmiştir, izin verilmiştir. İmam Nevevi bunu ifade etmiştir. 13 numaralı yazımıza bakıyoruz. İbni Hacer el-Heytemi burada var. İbni Hacer el-Heytemi de özetle bu gecenin faziletli bir gece olduğunu, bu gecede ibadet etmenin, dua etmenin faydalı olacağını ifade etmiştir. Özetle bunları söyleyebiliriz. Kaynak olarak yine El-Fetava El-Fıkhiyetül-Kübra cilt 2'de bu yine geçmektedir. Sonuncu olarak Nurul İzah adlı yani çok aşırı derecede meşhur diyelim yani çok meşhur bir Hanefi özet bir fıkıh kitabında 200 sayfa civarında yazılmış kolay bir giriş seviyesindeki fıkıh kitabına bakalım geceyle ilgili ne var diye. Oraya baktığımızda yine Berat gecesinin ihyasının mendup olduğunun ifade edildiğini görmekteyiz. Bunu yani Leyleten Nısf min Şaban aynı şekilde yine görülüyor. Aynı zamanda gece ihya etmek için mescitlerde, farklı yerlerde toplanmanın çirkin bir davranış, bir mekruh olduğunu da ifade etmiştir. Bunu Nurul İzah'ta görüyoruz yani. Şimdi şu var, Berat gecesini camide topluca ihya etmek bidatsa ne olur? Şimdi ikinci soruya geldik yani. Burada söylenilecek şey evvela bidatsa ne olur? Diyelim ki bidat. Tamam bidat kaça ayrılır? Bidat ikiye ayrılır. Hasene ve seyyiye. Bidat konusu açıldığı zaman şunu gözlemliyoruz. İnsanların yani bir kısmı hiç yok. Yani internette gördüklerimiz. Bidat hakkında esasen bir şey bilmiyorlar. Sadece şunu duymuşlar.
Yani İmam-ı Rabbani işte nedir? Bidat ikiye ayırmaz. Hasene diye kısmı yok. Sadece seyyiye var demiştir. Tek bunu bilirler. Bu kadar mı yani? Bu konu bu kadar mı? Sadece bir alimin dediğiyle bitiyor mu bu konu? Diğer alimlerin ne dediğinin hiçbir önemi yok mu? Elbette var. Her alimin sözünü dikkate alırız. Ehli sünnet olması şartıyla. Şimdi başlıyoruz. Bidat-ı hasene demek yani hasene güzel, iyi demek. Seyyiye kötü, çirkin manasına geliyor. Kelime manası bu. Bidat nedir? Bidat da sonradan türeyen şeyler. Yani peygamber zamanında, sahabe zamanında var olmayan, sonradan türetilmiş ibadet maksadıyla veya inanç maksadıyla dinden olduğu iddia edilen şeylere bidat denilmektedir. Kısaca böyle söyleyelim. Şimdi tabii ki bidata karşı yani ne diyelim? Hadisler var. Hadisleri görelim. Men ahdese fi emrina hada ma leyse fihi fehuve raddun diye bir hadis var. Her kim din işlerimizde bir şey ihdas ederse, yani yeni bir şey getirirse o reddedilmiştir. Böyle olmasa zaten o zaman herkes kafasına göre yeni bir ibadet çıkartır. Evet, yeni bir ibadet türettik. Adı ne? Adı işte yoga. Yoga diye bir ibadet geliştirdik. Olur mu? Dinimize bunu koyabilir miyiz? Koyamayız yani böyle bir şey olamaz. Yani ayetlere ters, dinimizin ruhuna ters. Ayrıca bu hadise de ters. Çünkü din işinde yeni bir şey ihdas, yeni bir şey oluşturulmuş oluyor. Bu olamaz. İnsanlar kafasına göre dine yeni bir şey enjekte edemezler. Bu Buhari'de geçmektedir. Sahih bir hadistir. Bunun dışında farklı hadisler de var. Fenne kullu muhdisetin bid'atun diye devam eden hadiste. Hiç şüphesiz ki uydurulan her şey, asılsız olan yani her şey nedir? Bidattır. Yine hiç şüphesiz ki her bidat da sapıklıktır. Hadisin devamı da var aslında. Her bidat sapıklıktır, her sapıklık ateştedir diye devam da ediyor. Yani farklı rivayetler var bu konuda. Ben iki tane rivayeti buraya alarak konuma devam etmeyi düşünüyorum. Tabi hadisin kaynağıyla ilgili geniş bilgiler burada var. Cerh tadili yapılmış. Geniş bilgiler için şuraya bakın, buraya bakın diye bilgiler verilmiştir. Ama buna rağmen yani bu hadislere baktığımızda bidat tabii ki de çok hatalı, yanlış bir şey ama bidat o kadarla bitiyor mu? Bidatın sadece şu anda nehyedilen yani bidatı nehyeden hadisleri gördünüz. Bir hüküm verilirken bir hadisi görerek hüküm verilir mi? Elbette verilmez. İki hadisi görülerek verilir mi? Yani ikiyle de verilmez. O konuda tek hadise yapacak bir şey yok da. O konuyla ilgili diğer hadisler nedir? Bir göz atılması gerekir. Evvela hadis kitaplarına kadar kaç tane hadis kitabı biliyoruz? Sadece Kütüb-i Sitte'yi mi duyduk? Sadece Kütüb-i Tisa'yı mı duyduk? Cüzlerden, emarelerden haberimiz var mı? Hangisi sahih, hangisi değil? Mevzuat bilgimiz nedir? İşte şu hadis mevzu, bu hadis zayıf gibi. Rical, cerh, tadil, hadis edebiyatı bu konuyla ilgili çok geniş bir bilgiye sahip olmamız gerekiyor. Bunların hiçbiri yok. Bir tane hadis duymuşuz. İşte o da nedir? İşte nedir? Dinimiz yeni bir şey uydurursa reddedilmiştir. Veya kim bir şey uydurursa ateştedir. Her bidat sapıklıktır. Bunu duyduk bitti. Bu kadar olmaz yani. Konuyla ilgili diğer hadisleri falan bulmamız gerekir. Konuyla alakalı ayet var mı? Bir icma, kıyas bir şey var mı? Geniş çaplı bir araştırma gerekir. Tek hadise bakılarak hüküm verilemez. Tek ayete bakarak da hüküm verilememektedir zaten. Böyle bir şey olamaz. Çünkü aksi takdirde çelişkiler yumağı oluşur. Çelişkili şeyler olduğu iddia edilir. Nitekim hadisler arasında çelişki olduğu iddia edilen hadisler var yani. Hadisler vardır. Bununla ilgili ihtilaful hadis, muhtelefül hadis tabirleri kullanılır. Buna dair kitaplar yazılmıştır. İşte İbn-i Kütebe'nin meşhur kitabı vardır. Yani Garibul Hadis kitapları var. Bunlar hep çelişkili mi değil mi? Çelişkiyi nasıl gideririz? İnsanlar çelişki zannediyor ama yeterince ilme sahip olmadıklarından, yeterince incelemediklerinden çelişki zannediyorlar denilerek kaleme alınmış eserler var. Bunları gün yüzüne çıkartalım denilerek kaleme alınmış eserler var. Ötende Kur'an-ı Kerim'de de ayetler yok mu? Yani bir ayette şefaat fayda vermez diyor. Diğer ayette benim iznim olmadan kim şefaat edebilir diyor. Çeşitli ayetler var. Niye böyle? Bir ayette İşte Yahudileri, müşrikleri, kafirler kastediliyor. Diğer ayette Müslümanlar kastediliyor. Kur'an-ı Kerim'i incelerken de biraz usul bilgisi, usulü tefsir, ilmi bilmek gerekiyor. Sadece meale bakarak hüküm verilirse orada da karıştırılır. Altyapı gerekiyor yani. Altyapı olmadan öyle yüzeysel bakarak gidilirse şaşırılır. Şimdi bu bidat konusu da öyle. İki tane hadise bakarak bu böyledir, hiçbir şey yoktur denilemez. Bidat-ı hasen, yani hasen bidat vardır.
Vardır derken bana göre vardır demiyorum yani. Kimlere göre var birazdan göreceğiz. Bunlar dört tane delile dayanır genel olarak. Güzel bir yol açmaya dair hadis vardır değerli arkadaşlar. Bununla ilgili hadis var. Şu an bidat konusunu genişçe işlemeyeceğim için hepsini buraya almadım. Ama geniş bilgi isteyenler burada link var. Şu linki yani adres çubuğuna yazarak ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz. Bu sayfada bidatla ilgili geniş bilgi var. Şu an özet geçiyorum. Hazreti Ömer'in ne güzel bidat sözü var. Hazreti Ömer yani ne yapmıştır? Bir olay karşısında ne güzel bidat demiştir. Hazreti Ömer'in çirkin bir şeyi öveceği düşünülebilir mi? Düşünülemez mi? Kaç ayete muvafık gelmiştir? Bunlar hep düşünülmesi gerekiyor. Hadid 27 numaralı ayet konuyla alakalı. Mezhepler arası icma var. İcma bir delildir. Yani ne derler? Edille-i şer'iyye. Yani dini deliller. Nedir? Kitap, sünnet, icma gelir hemen ardından. Üçüncü delil icmadır. Her bidatı yasaklayıcı hadisin kötü olan her bidat manasına geleceğine dair bir düşünce var. Kötü olan bidat. İyi olan bidat dahil değil buna. Bu şekilde bir düşünce var. Ya bunları niye anlattık? İşte kandil kutlamak bidattır, camide toplanmak bidattır, öylesi gitmeyelim, etmeyelim deniliyorsa şayet. Yani her bidat haram değildir, her bidat çirkin değildir. Bunu göstermek istiyoruz. Bu yüzden bunları anlattık. Daha geniş bilgi isteyen, bu kadar bidat açıklaması yani beni ikna etmedi, daha geniş bilgi istiyorum diyenler şu linke göz atabilir. Şimdi mezheplere göre bidat taksimi. Yani anlatıyoruz mezheplere göre ne durum? Kendi görüşümüzü mü anlattık? İmam Şafii şöyle diyor. Sonradan ortaya çıkan şeyler, sonradan ortaya çıkan şey nedir? Bidattır. İşte bidatlar ikiye ayrılır. Bir, kitap, sünnet, eser ve icmanın zıttına olmayan bidat-ı hasendir. Öyle yani Kur'an-ı Kerim'e, işte hadislere, icma, esere bunlara aykırı olmayan yeni bir şey ortaya konulursa aykırı olmadığından buna seyyiye yani kötü ateşe götüren bir bidat denilmez. İmam Şafii böyle diyor. Ama bu sayılanlara zıt olursa yani yeni bir şey icat ettik diyelim. Bu Kur'an-ı Kerim ayetlerine veya Peygamberimizin hadislerine aykırıysa tabii ki de artık buna zem edilmiş bidat denilir yani. Ateşe götüren bidat denilir. Bununla ilgili kaynağa bakabilirsiniz. Allame Suyuti var. Bu alim bu konuyla ilgili ne anlatmıştır? Sonradan meydana gelen şeyler çirkin ve güzel olarak ikiye ayrılır. Güzel bidat olan eylemlerin cevazı üzerinde ittifak vardır. Güzel bidat olan eylemlerin cevazı üzerinde ittifak vardır. Yani burada Suyuti kim tabii? Suyuti bir Şafii alimi ama herhangi bir alim değil yani. Bir 600 tane eser bırakmış, 100 tane risale yazmış, 700 civarında kitabı olan birisinden bahsediyoruz. Bu anlattığım bilgi de nereye dayandığı önemli. Yani 600-700 kitap nerede yazdı, nereden biliyoruz? Ummul Kura Üniversitesi'nde de bu yazmakta. Çoğu hocalar da bunu zaten biliyor. Hatta bu işte Suyuti'nin yazmış olduğu kitaplar nelerdir? Buna dair kitap var. Günümüzde ne yapmışlar? Bir kitap yazalım, ne yapalım? Suyuti'nin yazmış olduğu kitapları listeleyelim. Al sana kitap. Böyle bu şekilde kitap yazılmış. İbni Hacer de işte konuyla ilgili bilgiler vermiştir. İmam Gazali de konuyla ilgili bilgi vermiştir. Bidatler yasaklanmamıştır. Sabit olan sünnete zıt düşenler yasaklanmıştır. İhya Ulumuddin, meşhur bir eser, hemen herkesin bakabileceği bir kitap. Hanefi mezhebine kısaca bakalım. İbn Abidin yani Hanefi mezhebi ve fıkıh bu iki kelime yan yana kullanıldığı zaman İbn Abidin akla gelecek ilk isimlerden birisidir. Kendi eseri Türkçe'ye de çevrilmiştir. Bidat yapmak bazen vacip olur diyor. Dikkat edin. Bidat hepsi haramdır, hepsi yanlıştır. Yapmayalım, kaçınalım. Bu da koca fıkıh alemi bazen vacip olur diyor yani. Bidat o kadar da tehlikeli değil. Yapılan şeyin ne olduğu önemli. Mesela sapık fırkalara reddiye için delil hazırlamak. Evet. Ne yapacağız? Oturacağız. İşte bir Cebriye'ymiş, bir Kaderiye'ymiş. Bu mezheplere tabi olan bir kişiyle münazara yapmak için delil hazırlamamız gerekir. Hangi ayetleri kullanacağız? Hangi hadisleri kullanmalıyız? Akli onlara nasıl sıkıştırırız? Soracakları şeylere nasıl cevap verebiliriz? Buna dair reddiye hazırlamak. Peygamber zamanında var mıydı?
İşte İbn Abidin yoktu diyor. Sonradan olan bir şey bu. Ama bunu yapmak vaciptir diyor. Yani sadece Kur'an oku, namaz kıl, yat aşağıya. Hiç reddiyelerle uğraşma. Böyle bir şey yok. Kur'an ve sünneti doğru anlamak için nahiv. Nahiv Arapça gramer demek, öğrenmek. Şimdi Arapça gramer bilmezsek ne olur? Tercümelere maruz kalırız. Tercümelerin biri birini tutmuyor. Yani tutmaması bir yerde normal ama aşırı derecede hatalar da var. Yani tutmayabilir. Neden tutmaz? Farklı manalar verilebilir. Dil kaideleri buna izin veriyordur. Ama bazen izin vermese de kişiler kendi hevasına göre, kendi düşüncesine göre, kendi altyapısına göre farklı manalar verebilmektedir. Bidat yapmak bazen mendup olur. Medrese yapmak gibi. Bazen bidat yapmak mekruh da olabilir. Mescitleri süslemek gibi. Reddül Muhtar. Çok meşhur bir eser. Bedrettin Ayni daha önce geçmişti. Yani yukarıda dediğim dakikalar önce anlatmıştık. Bedrettin Ayni, Ümdetül Gari adlı kitabı vardı. Burada yine geçiyorum. Peygamberimiz zamanında var olmayan şeye bidat denilir. Sonra bidat ikiye ayrılır. Hasen ve Seyyiye. Hanefi mezhebinde iki önemli alim bu şekilde anlatmış. Yani Hasen var, Seyyiye var diye. Maliki mezhebi de devamlı anlatılmıştır. Hanbeli mezhebi de yine bu konuya değinmiştir. Tabi her birini okumadım. Özellikle Hanefi ve Şafii üzerinde durduk. Çünkü insanların çoğu bu mezheplere tabi. Ortaya çıkan sonuç kandil gecelerini ihya etmek. Kimilerine göre mendup. Kimilerine göre derken alimlere tabi gördük yani. Alimler yani mescitte toplanarak geceyi ihya etmek kimi alimlere göre mekruh bidat olsa da kimilerine göre değildir. Geçti yukarıda. Öte yandan bidat olsa ne olur? Bidat olsa bir şey olmaz. Bidatı hasene yani güzel kısmındandır, iyi kısmındandır denilir ve geçilir. Bidat-ı hasenenin var olduğu Diyanet tarafından da kabul edilmiştir. Diyanet iki ciltlik ilmihalde bunu bulabilirsiniz. Sıra geldi zayıf hadis ile amel etmenin hükmü. Çünkü yukarıda fazilet ifade eden hadislerin çoğu zayıftı. Bu kadar zayıf hadis varken bu gecenin fazileti hala var denilir mi denilmez mi? Gerçi buna değindik. Mübarek Furi idi sanırsam. Bu kadar hadis yani zayıf da olsa yine de bu kadar toplu hadisin olması bu gecenin hiçbir fazileti yoktur diyen kişinin aleyhine delildir demişti. Öte yandan zayıf hadisle amel etmenin hükmü nedir? Buna bir bakalım. Konuyla ilgili üç görüş vardır. Bazı alimler helal, haram, farz, vacip, terhib ve diğer tüm konularda zayıf hadiste amel edilir demiştir. Ve amel edilebilmesi için şartlar koşmuşlar. Yani amel edilir her hadiste hadi devam değil. Bunun şartları var. Burada çeşitli kaynaklar, görüşler zikredilmiştir. Buraya hemen geçiyoruz. Bir de bazı alimler zayıf hadiste hiçbir konuda amel edilmez demiştir. Bunların başında tabii ki İmam Buhari yer almaktadır. Zayıf hadisi varsa hemen nedir? Yani kullanım dışıdır. O hadisi dikkate almayız diye görüşleri sürmüştür. İmam Müslim de o şekilde. Bu şekilde diğer isimleri görebiliyorsunuz. Sıra geldi C şıkkına sonuncu görüş. Sakındırmak, teşvik etmek, fazilet bahislerinde zayıf hadis ile amel edilir. Yani bu orta görüş oluyor. Bunun dışında kalan farz, vacip, haram, helal ve akaid konularında amel edilmez. Bu görüş kabul edilen görüştür. Yani tercih edilmiştir. Bilindiği üzere pek çok görüş alimler tarafından ileri sürülür. Bir alim işte A der, diğer alim B der, diğeri C der. Aradan zaman geçer, ardından gelen alimler delillere, söyledikleri şeye bakarlar, incelerler ve tercih yaparlar. Tercih ilmi ise de tercih yapılır. Yani tercih ehlinin işi de bu olmakta. Allame Suyuti'nin kifayeye dayandırarak tedripte belirttiğine göre İbn Hanbel, İbn Mehdi, İbn Mübarek helal ve haram konusunda rivayette bulunurken şiddetli yani inceleyip sık dokuyan oluruz demişlerdir. Faziletli konularda hadis rivayet ederken müsamahakâr, zayıf olmasına pek de dikkat etmeyiz demişlerdir. Çünkü neden böyle olmasının sebebi çünkü fazilet konularında zayıf hadiste amel edilir diye bir düşünceleri var. Bu yüzden zayıf hadisleri kitaplarına almışlardır. Yani kimse çıkıp ne diyelim
Ebu Davud olsun, Tirmizi olsun, İbn Mace olsun, bunlardan zayıf hadis yoktur, tamamı sahihtir dememesi gerekiyor. Burada Ahmet bin Hanbel'in kendisi yani belirtmişler bunu. İbn Hanbel kendisi söylüyor zaten. Öte yandan Suyuti hadis ekolü ve diğer ekollere göre zayıf hadisin rivayetine dikkat etmek gerekir. Zayıf hadis rivayet etmek istediğin zaman peygamber buyurdu demeyeceğiz. Ne diyeceğiz? Rivayet edildiğine göre. Zayıfsa böyle. Çünkü peygamber buyurdu diyoruz ama kesin değil ki, yani bir yalan olma ihtimali söz konusu orada. Ayrıntılar burada var zaten. Hadis kesinse peygamber buyurdu denilir. Şimdi zayıf hadisle amel ile ilgili çeşitli maddeler var. Zayıf hadisle amel konusunda orta görüşü tercih ederiz dedik ve bunları bir kısmını okuyalım. İmam Nevevi yani meşhurdur. Riyazu Salihini yazmıştır. Türkçesi de var günümüzde. İşte 2 cilt, 4 cilt, 6 cilt, 8 cilt gibi farklı farklı basılmış, kimisi şerh edilmiş, kimisi edilmemiş. İmam Nevevi neredeyse bilmeyen yoktur. Ulema zayıf hadiste fezail-i amalde yani faziletli amellerde amel etme hususunda ittifak etmiştir. İmam Nevevi de aynı şeyi söylemiştir. Bunu Müslim şerhinde de söylemiştir. El Erbaun'da da belirtmiştir. Durum bundan ibarettir. Ali'l-Kari, yani İmam Nevevi Şafii idi. Ali'l-Kari de Hanefi'dir. Bunu da okuyarak devam edelim. İttifakla sabittir ki zayıf hadisler fezali amal yani faziletli ameller alanında amel edilir. El Esrarul Merfu'a Mirkatul Mefatih bu eserlere bakılabilir. Tabii görüşler bu konu devam ediyor ama biz fazla devam etmeyelim. Hemen diğer konumuza geçelim. Berat namazı incelemesi. Berat gecesine dair bir namaz var mıdır, yok mudur? Berat namazı söz konusu olduğunda çeşitli hocalardan, yani esasen sözü dinlenir gayet bilgili hocalardan da berat namazı vardır, şöyle kılınır diye tarif ettiklerini görmekteyiz. Elbette bunlar da kendi kafalarından uydurmuyorlar, çeşitli kitaplara dayanmaktadırlar. Ama dediğimiz gibi bir kitapta bir şeyin yazması onun doğru olduğunu göstermemektedir. Yani biz de bir kitap yazalım, basalım bunu, yayınlayalım. Ondan sonra felanca kitapta şöyle yazıyor diyerek anlatalım. Olur mu? Herhalde olmaz yani. Önemli olduğu nereye dayandığı, nereye dayanır bu namazın var olmadığı. Dayansa dayansa bir hadise dayanır. Öyleyse bu hadis sahih mi değil mi? Bunun incelenmesi gerekir. Yani o hadise dayanarak bir kitap yazılsa, bir kitapta o hadise yer verilse, Peygamberimiz şöyle buyurmuş, şöyle rivayet edilmiş, bu namaz vardır denilir mi direkt? Direkt denilmez. Hadislerin incelenmesi gerekir. Yani hadisler kabul edilir. Hadislerin dinimizde yeri vardır ama hadis var mı yok mu? Yani her hadis sahih değil, her hadis hasen değil, zayıf değil. Uydurma olabilir. Hadisler farklı farklı derecelere sahiptir. Bir sözün hadis olması onun sahih yani doğru olduğu manasına gelmiyor. Bir hadis sahih değildir demek de o hadisin asılsız olduğu manasına gelmez. Bir hadis sahih değildir denilirken belki yani hasendir, bu kastedilmiştir. Hasen olması yine o hadisin kabul edileceğini gösterir. Sahih değildir denilirken zayıf olduğu da kastedilmiş olabilir. Zayıf olsa az önce işledik onu, zayıf hadisin dinimizde yeri var mı yok mu? Bu da kastedilebilir. Ama hadis sahih değildir denilirken mevzu yani uydurma asılsız olduğu da kastedilebilir. Bununla birlikte çeşitli kitaplarda la aslun leh onun aslı yoktur. Mevzuun o uydurmadır. İşte batılun batıldır yani böyle bir şey yoktur diye ifade de edilmektedir. Öyleyse şimdi bu hadisin incelenmesi gerekiyor. Evvela bu hadis nerelerde geçmektedir? Evvela İmam-ı Gazali'nin yani meşhur büyük Şafii aliminin İhya-u Ulumuddin adlı kitabında bu hadis yani Berat gecesinin varlığını ifade eden hadis kitapta geçmektedir. Ama geçmiş olması dediğimiz gibi bunun sahih olduğu manasına gelmiyor. İnsanlar hata eder mi? Her insan hata eder. Yani masum diyebileceğimiz bir peygamberler vardır. Peygamberler dışında herkes günahkardır. Herkes hata yapabilir. Hatasız insan mı var dünyada? Yok. Birisinin alim olması yanılmaz olduğu manasına gelmiyor.
Ama elbette ki alimler bir yanılır, bizler yüz yanılırız. İşin o kısmı da var. Bu yüzden bu hadisin sahih olup olmadığını kendi kafamıza göre değerlendirmeyeceğiz. Hadis alimleri var, uzmanları var. Aradan yüzyıllar, binlerce yıl, binlerce demeyeyim de 1.000 yıl falan geçmiş. Bunca yıl bir sürü alimler doğmuş, vefat etmiş, doğmuş, vefat etmiş. Bunların bir kısmı bu hadisleri incelemiş, kitaplar yazmış. Bakalım neler yazmışlar. Bunları hep birlikte şimdi göreceğiz. Dediğimiz gibi İmam Gazali'nin şu an kitabından aktarılmış bir bölüm görmektesiniz. Önce regaib namazına değinilmiş. Regaib namazına daha önce biz videosunu çekmiştik. Regaib namazı var mı yok mu buna dair bir video çekmiştik. Şimdi de dediğimiz gibi Berat gecesinin namazına değiniyoruz. İşte mete rekat diyor, yani 100 rekat olarak Berat namazı ifade edilmiş. Ama ifade edilmiş olması yeter mi? İşte İmam Nevevi ne diyor? Bidattır diyor, münkerdir diyor. Türkçesini de buraya yazmıştık. Bakalım İmam Nevevi tam olarak neler söylemiştir? Şaban ayının ortasında, yani Berat gecesi, 100 rekatlık namaz vardır. Bu iki namaz, yani bu ve regaib namazı. Nedir? Münkerdir, bidattır, çirkindir. Bu iki namazın Kut'ul Kulub ve İhya-ı Ulumuddin adlı kitaplarda geçmiş olması, bu iki kitapta zikredilen bu hadise yani aldanmamak gerekir. Çünkü bütün bunlar batıldır. Yani aslı yoktur. Batıl, temelsiz. Hadisin hükmü kendisine karışık gelen bazı imamların, yani alimlerin, bu namazın müstehap olduğunu yazmalarına aldanmamak gerekir. Çünkü böyle diyen imamlar bu konuda hata etmiştir. Bunu kim diyor? İmam Nevevi diyor. Ehli sünnet bir alim. Şafii mezhebine mensup bir alim. Daha önce geçmişti. Riyazu Salihin adlı kitabı yazmış. El Mecmu adlı kitap yazmış. Müslüme Şerh yazmış. Yani hadisle çok alakalı, alanı hadis olduğunu söyleyebileceğimiz bir alim. Bu alimlerin hata ettiğini kendisi söylüyor. Bizim bir sözümüz yok burada. Bununla ilgili çeşitli kitaplarda yazıldığını ifade etmiştir. Bu anlattığım şey nerede geçiyor? Yani bunu söylüyoruz ama doğru mu söylüyoruz? İmam Nevevi'nin El Mecmu adlı kitabı var. Bunun 3. cildinin 548. sayfasına bakabilirsiniz. Mektebetül İrşad, Memleketül Arabiyyetü Suudiye. Bu kitaba baktığımızda bunu görmekteyiz. İmam Nevevi böyle diyor, yani bu namazın aslı yok diyor. Peki İmam Şevkani ne demektedir? İmam Şevkani'ye baktığımızda, İmam Şevkani bu konuyla ilgili bir sayfalık yer buraya ekledik. Hadis başlıyor. Ya Ali diye hadis başlamış ve hadisin devamında işte Berat gecesinde 100 rekat namaz kılmakla ilgili hadis, yani o hadis burada 100 rekat namaz vardır diye hadis gelmiştir. Ardından İmam Şevkani ve mevzuan o hadis uydurmadır, asılsızdır demiştir. Aynı zamanda yani farklı bir tarik ile de bu hadisin geldiğini ifade etmiş ve küllüha mevzuatın, tamamı mevzudur denilmiştir. Yani bu hadis değil, ben farklı bir hadis buldum bu konuyla ilgili birisi dese bile, İmam Şevkani zaten biz onları gördük diyor, ikinci, üçüncü tariklerini gördük, hepsi mevzu, hepsi uydurmadır diyor. Ardından görüldüğü üzere yani batıldır diyor. Ardından daha önce geçmiş olan hadisler geliyor. Direkt namazla ilgili değil. Yani gündüzleri işte ayakta geçirin. Pardon, geceleri ayakta geçirin. Gündüzleri oruçlu geçirin diye hadis var. Ona da zayıf dediği burada görülmektedir. Emniyet rekat yine geliyor burada. Bununla ilgili yine mevzu olduğu defalarca geçmiştir. Mevzudur, mevzudur, mevzudur. Bu hadisin aslı yoktur. El-Fevaidül Mecmu'a adlı kitapta bu geçmekte. Hangi bölümde, neresinde geçiyor? Kitap elimizde var, bakalım denilir ise Kitab-ı Salat Bab-ı Tedavvu, yani Salat kitabını açın, içerisinde bab olarak Tedavvu'yu açın. 8. nevidir. Sayfa 63 olarak biz gördük. Mektebetül İslami'de basılmış. 3. baskı 1987 yılında basılmış bu kitap. Böyle yazmakta. Tuhfetül Ehvezi, daha önce geçmişti yine, Mübarek Furi, konuyla ilgilerini söylemektedir. Şöyle demiş, Gâlel Kâri,
Yani Molla Ali'l-Kari derler. Ali'l-Kari, Hanefi mezhebine mensup. Mirkat adlı eserinde ne demiş? Mirkat adlı eseri yani günümüzde de meşhur esasen yeniden canlandırıldı bu. Gerek Doktor İhsan Şen Hoca, gerek Doktor Ebu Bekir Sifil Hoca olsun. Bu iki hocamız da bu kitabı okumaktalar. Yani Mirkat adlı kitabın dersini yapmaktalar. YouTube'da vesaire yerde bunun ders videolarını görebilmekteyiz. Yine dediğimiz gibi hadis geçiyor, geçiyor, geçiyor. Sonunda mevzuun uydurmadır, bu hadisin aslı yoktur diye mübarek Furi şerhte bunu yazmıştır. Devam ediyoruz tabi bu hadisi incelemeye. Bu hadisle ilgili başka alimler neler demiştir? Ona göz atacağız. İşte Şevkani, Fevaidu Mecmua az önce geçmişti. Mevzuun diye sürekli geçiyor. Bunun dışında bakalım burada neler denilmiş. Keza demiş aynı şekilde Aşure namazı olsun, Regaib namazı olsun. Bunlar nedir? Mevzuun bil ittifak. İttifak ile asılsızdır. Aynı şekilde devam ediyor. Burada tabii şey arıyoruz. Şaban gecesi. Yani Şaban'ın 15. gecesi, Şaban'ın ortası, Regaib gecesi ile ilgili olan 100 rekatlık namaz. Yine aynı şekilde ve o da nedir? Mevzudur, asılsızdır. Buna itibar etme diyor. Gerek Kutul Kulüp'te gerek İhya-ül-Müddin'de geçmiş olması, Salebi'nin tefsirinde ve diğer eserlerde geçiyor oluşu sizi yanıltmasın. Buna itibar etmeyin. Nerede geçiyor bu? Keşfü'l-Hafa. Yine meşhurdur yani uydurma hadislerle ilgili mevzuat diyebileceğimiz uydurma, zayıf, hasen, aslı var mı yok mu bunu inceleyen bir kitap. Keşfü'l-Hafa'da bunu görmekteyiz. Acluni'ye ait bir eser. Cilt 2 sayfa 410'da bunu görmekteyiz. Aslı yoktur diye yazılmıştır. Bunun dışında Ali'l-Kari, işte Ali'l-Kari birkaç defa geçti ismi. El-Esrarul-Merfu'a fil-Ahbari'l-Mevzu'a. Yine bir mevzuat kitabı. Sayfa 396 Mektebetül İslami 2. baskı 1986 Beyrut. Bu esere baktığımızda konuyla ilgili Ali'l Kari'nin ne dediğini görmeye çalışıyoruz. Leyletin nisf yine geçmektedir. 100 rekatlık namaz olarak geçiyor. Ardından yine az önce söylediğimiz gibi bunlara itibar etme diyor. Kutul Kulüp'te İhya-ül-Müddin'de geçiyor olması. İşte Salebi'nin tefsirinde dedik az önce orada geçiyor olması. İşte evratların yani evradın şerhinde geçiyor oluşu sizi yanıltmasın diye Ali'l-Kari ifade etmiştir. Keşfü'l-Hafa'yı tekrar yazmışız sanırım. Devam ediyoruz. Başka konuyla ilgili ne denilmiş? Zehebi Mizanul İtidal Cilt 1 sayfa 372 Dar Kütübü'n-İlmiye Beyrut 1. baskı 1995. Kitaba bakıyoruz. Burayı çizmişiz. Yani hemen bulalım diye. Ne denilmiş? Leyli min Şaban. Yani bu yine burada ilgili farklı bir hadis var. Berat gecesi ile ilgili. Bu hadisin de yine münker ve mürsel olduğu ifade edilmiştir. Devam ediyoruz. Kaynakların belirttiğine göre Berat gecesine ait özel bir namaz yoktur. Gazali, İmam Gazali rahmetullahi aleyh bu gece her rekatında Fatiha'dan sonra 11 İhlas okunmak suretiyle kılınacak 100 rekat veya her rekatında Fatiha'dan sonra 100 İhlas okunan 10 rekat namazın çok sevap olduğunu nakletmiştir. İhya'da bu geçiyor. Ama İhya-ül-Müddin'i tahric eden, onları hadislerini inceleyen Iraki'ye göre, yani Iraki bunu incelemiş, işte nerede geçtiği yazılı. Iraki ile İmam Nevevi bu hadisin aslının olmadığını söylemiştir. Bu namazın bidat olduğunu kaydeden Nevevi, bu konuda Kutul Kulub ve İhya-ül-Müddin'de geçen rivayete aldanılmaması gerektiğini söylemektedir. Ali el-Kari de yani Ali el-Kari bu rivayetin uydurma olduğunu belirterek Berat gecesi namazının 400 yani 1010 yılından sonra Kudüs'te ortaya çıktığını ifade etmektedir. El-Esrarul Merfu adlı eserine bakılabilir. Bu namazın ilk defa 448 yani 1056 yılında Kudüs'te Mescid-i Aksa'da kılındığına
ve zamanla yaygınlık kazanarak sünnet gibi terakki edildiğine dair bir rivayette nakledilir. Oraya da bakılabilir. Bu anlattığımız son bu Türkçe kısım Diyanet İşleri Başkanlığı İslam Ansiklopedisi 5. cilt sayfa 475'te geçmektedir. Okuyoruz. Şimdi Leknevi'ye geldik. İmam-ı Leknevi. El-Asarul Merfu'a sayfa 79 Darül Kütübün İlmiye Beyrut 1. baskı 1984. Buraya baktığımızda konuyla ilgili ne dediğini görmeye çalışıyoruz. Görüldüğü üzere yine merfuan diyor. Bir lafzı men kara'a leyleten nisf min Şaban kul huvallahu ehad. Yani o 100 rekatlık namazdan bahsediyor İmam Leknevi. Ardından haza mevzuun, bu mevzudur diye de ifade etmektedir. İmam Leknevi gerçi bu konuyla ilgili sanırım en uzun yer ayırmış olan alim. 3-4 sayfa bu konuya değinmektedir. Biz bir sayfasını aktardık. Devamında Ali Bukhari, Mirkatül Mefatih, Şerhi, Mişkatül Mesabih daha önce geçmişti. Sanırım Mübarek Furui'nin rivayeti yani naklederek geçmişti. Şimdi bizzat kendi kitabını burada görmekteyiz. Görüldüğü üzere yine İmam Ali Bukhari de Mietu rekat diyor, 100 rekatlık namaz mevzuun, mevzudur yani uydurmadır. Ardından gelen hadis içinde zayıf veya mevzu olmaktan başka bir çaresi yok diye ifade etmiştir. Bir de Bedrettin Ayni, Umdetül Kari yani Buhari şerhine bakıyoruz. Cilt 11, sayfa 116, Darül Kütüb-i İlmiye, 1. baskı, 2001, Beyrut. Ne diyor burada da? Yine aynı şekilde namaz için mevzu olduğu ifade edilmiştir. Bedrettin Ayni, Umdetül Kari, 52. bab. Yine bakmaya devam ettiğimizde İbn Cevzi mevzuat adreslerinde haza mevzuun demiştir. Bunu ifade ediyor. Yine Ali'nin Hazreti Ali için ifade edilen o hadisin de yine mevzu olduğu ifade edilmektedir. 100 rekatlık namaz içinde değişen bir şey yok. La şekke ennehu mevzuun. La şekke şüphe bile yok diyor. Şüphe yok ki ennehu o kesinlikle mevzuun uydurmadır diye ifade etmiştir. Bu şekilde videomuzun sonuna da gelmiş olduk. Özetle ne diyebiliriz? Berat gecesi önemli bir gece olmakla birlikte Berat gecesine has bir namaz söz konusu değildir. Berat gecesi namazı vardır diyen kitaplar vardır, öyle kitaplar var. Yani Berat gecesi namazı vardır diyen kişiler kafadan atmıyorlar, bir kitaba dayanıyorlar. Pek çok kitap var bunu yazan. Ama önemli olan hadis uzmanları bununla ilgili ne diyor? Elbette hadis uzmanları derken diğer alimler hadisten hiç mi anlamıyor? Elbette anlıyor ama kendi alanına bakmak gerekiyor. Yani bugün dişi ağıran bir insan dişini çektirmek için ne bileyim göz doktoruna gitmiyor. Göz doktoru da doktordur. Dişle ilgilenen kişi de yine doktordur. Ama hangisi dişten daha iyi anlar? Diş doktoru anlar çünkü alanı o. Bir insanın gözünde problem olsa doktora gider ama diş doktoruna gitmez. Göz doktoruna gider. Oysa ikisi de doktordur. Şimdi burada da bu hadisi yani zayıflığını veya ne diyelim uydurma olduğunu fark edemeyerek yazan kişiler alimdir. Boş insanlar değiller. Ama alanları yani diğerlerine nazaran hadis değil, diğerlerinin uzmanlık alanı hadis olduğundan diğerleri tercih edilmektedir. Allah burada adı geçen her alimden razı olsun diyerek videoyu tamamlıyoruz.